hiç seyahat etmemedik. Proje yani yapacağız. Belki işte başka bir faaliyet olacak. Göstermiş ve bilgilendirme yapmışlar. Televizyonlardan izlediğimiz Ege ve Akdeniz'de, Kır taraflarında da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da da iklimimiz imkansız bir şey. Yani hava sıcaklığı 50 derece olsun, çıkan her 10 yangının 9'u kaynağı insanlar. Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadeleyi Orman Genel Müdürlüğü yapıyor. Sorumluluğu bunda. Ve yangın öncesinde her zaman kritik süreçlerde toplum bilgilendirilir. Televizyonlarda, sosyal medyada, billboardlarda, kamu spotlarında vesaire. Bizim bunları ne kadar dikkate aldığımız son derece önemli. Mesela ormana giriş çıkışın yasak olduğu yerlerde biz ormanları kullanmayacağız bu dönemde. Ya evet, insanların sosyal aktivite, rekreasyona ihtiyacı, kamp veya piknik bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunlar için de yetkililerin gösterdiği yerlerde pikniğimizi yapacağız. Orman dışında ve özellikle ateşsiz piknikler. Türkiye, Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele bir numarada. Yani bu ne İtalya'sı, ne Fransa'sı, ne Almanya'sı, ne Portekiz'i, ne İspanya'sı. Hiçbiri Türkiye ile yarışacak bir ölçüde, hepsini gittik gördük. Yapılan çalışmalar da biliyoruz. Bizim ülkemizin toplam 23 milyon hektar orman alanı var. Bunun 12 milyon hektarı yangınlara karşı risk altında. Ama sadece biz hani 12 milyon hektarın %60'a tekabül eden miktarın orman yangını tehdidi altında olduğu için sadece yangın çıktıktan sonra mücadele ediyoruz. Asla. Bakın, Türkiye'de ormanlar 776 gözetleme kulesiyle 24 saat gözetleniyor. 24 saat esasa dayalı olarak kesintisiz gözetleniyor. Buradan kuş uçuşu baktığımızda dağın tepesinde 15 kilometre uzaktaki bir dumanı kameralar anında algılıyor. Onu insan göremese bile kameralar anında algılıyor, hemen Ankara'ya iletiliyor. İletildiği anda şu anda sizin göremediğiniz ama belli noktalarda bulunan, konuşlanmış arazöz ekiplerimiz var. Yangın yönetim sisteminde o yangın noktasına en yakın ekipler görülüyor ve müdahale için talimat veriliyor. Ve Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede ilk müdahaleyi en hızlı yapan Avrupa'daki birinci ülke. Dünyada ikinci ülke. Bakın, o kadar hızlı müdahale yapıyoruz. 12 dakika içerisinde çıkan bir yangına ortalama olarak müdahale yapılıyor. Teknolojik olarak dünyada İHA kullanarak yangınları gözetleyen iki ülkeden birisiyiz. Yani insan kaynağı, yangın gözetleme kuleleri, helikopterler, uçaklar, arazözler, İHA teknolojisi, yangın yönetim sistemi, yazılımı, teknolojisi noktasında, hatta yangın davranış simülasyonu sistemini de kullanan bir yapıyla beraber hem teknolojik olarak, hem ekipman olarak, hem de kurumsal kapasitede insan kaynağı olarak orman yangınlarıyla mücadelede çok güçlü bir organizasyon yapısına sahip bir ülkeyiz. Önemli olan yangının çıkmasını engellemek, çıkan bir yangına en hızlı bir şekilde müdahale etmek, yangın çıktıktan sonra da tekrar alanların eski haline getirilmesini sağlamak. Türkiye orman varlığını artıran dünyadaki nadir ülkelerden birisidir. Erozyonla mücadelede ilk 5 içerisinde yer alıyor. Orman alanını artıran dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyor. İklim değişikliği, çevre, işte ağaçlandırma, yangınlar, bunlar günümüzün esas problemleri. Yarın su olacak biliyorsunuz, gıda olacak. Bu noktada sürdürülebilir yönetim, doğal kaynakların, kıt kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir fonksiyonla aktarılması son derece kıymetli. Bunu yapacak olan bizler ve sizlersiniz, toplumuz. Dolayısıyla bu farkındalık ne kadar üst düzeyde olursa, bu elimizdeki doğal mirasın, sahip olduğumuz kaynakların, zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarılması o kadar da sağlıklı olacaktır. Hasta olmuyor muyuz? Tedbir almıyor muyuz? Üşütme riskler de öyle. Yangından önce gerekli tedbirleri alırsak. Amacı, evet. Teşekkür ediyorum. Farklı yerlerdeki fotoğrafları göstermek. Bunlar ama külüyorsa, tamamına yakın oluyorsa
birleşmedi. Arkadaşlar bu çok yüksek bir yangın riski demektir. TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenmiş bir proje. Doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında düzenlediğimiz bir proje. Projemizde bizim asıl amacımız, yegane amacımız buradaki 30 tane lisans ve lisansüstü öğrencilere, Türkiye'nin dört bir yanından gelen lisans ve lisansüstü öğrencilere iklim değişikliği hakkında bir bilinç ve farkındalık kazandırmak. Bunun için de çeşitli teorik ve uygulamalı atölyelerimiz var, teorik derslerimizin yanında. Mesela şu anda bir fidan dikim etkinliğinin içerisindeyiz. Yani arkadaşlarımızla bugüne kadar iklim değişikliğini sınıflarda, masalarda, sıralarda da tartıştık çeşitli boyutlarıyla. İşte yönetişim boyutuyla, yerel yönetimler boyutuyla, turizm boyutuyla ya da Türkiye'deki etkileri boyutuyla bunları teorik olarak da konuştuk. Bunun yanı sıra da işte Taşköprü'deki bu 2020 yılında yangın çıkan sahayı ziyaret ettik ve orada yangının etkilerini yerinde inceledik. Daha sonra rehabilitasyon çalışmalarını yine yerinde gördük. Orada sağ olsun orman işletme ekiplerimiz bize destek oldular, yardımcı oldular, refakat ettiler. Fidan dikim etkinliğimiz devam ediyor. Arkadaşlarım arkada çalışıyorlar. Projemiz şu açıdan da çok güçlü bir proje. Projemizin arkasında Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünde olan bir proje, ancak arkasında çok ciddi kurumlar var. Bu kurumların başında işte sağ olsun bugün bize fidan dikim etkinliğinde de eşlik ediyorlar. Dün Taşköprü'deki yangın eğitimine eşlik ettiler. Orman Genel Müdürlüğümüz ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz var. Gölköy Fidanlık İşletme Şefliği yine şu an ekipleriyle birlikte burada bize destek oluyorlar. Herkes evet ben kurtaracağım dünyayı derse dünyayı kurtarmamız çok daha kolay. Ama herkes ben mi kurtaracağım dünyayı, tek başıma ne yapabilirim derse elbette hiçbir şey yapamayız. Bu nedenle biz mümkün olduğu kadar geniş kitleye, Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki, farklı üniversitelerdeki, farklı öğretim düzeyindeki lisans öğrencileri var burada, yüksek lisans öğrencileri var, doktora öğrencileri var. Herkes elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık, bir bilinç, bir duygu aslında oluşturmaya çalışıyoruz buradaki arkadaşlarımıza. Ve buradan şunu istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız proje bittikten sonra kendi üniversitelerine, şehirlerine döndükleri zaman onların burada öğrendikleri o çeşitli bilgileri, tecrübeleri, duyguları, deneyimleri etraflarına böyle bir kar topu etkisi gibi yayarak büyütmelerini ve bunu çeşitlendirmelerini talep ediyoruz. Arkadaşlar fidanlıkta gece yaklaşık 6 saat sulama yapıyoruz. Arkadaşlar burası ardıçlıktı. Budur ibreli bir fidanı 3 bir şekilde düşünün arkadaşlar. Kestiğimiz kısım, kök kısmı, kök boğazı kısmı. Biz kök kısmını, köklerin bulunduğu kısmı yedeye kadar toprakla dolduracağız. Koyalım Yasin usta. Şöyle kalsaydı. Şöyle kalsaydı. Bir sürü aşağılama yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık sadece bizim fidanlığımızda geçen sezon verdiğimiz 54 bin bedava bedelsiz tahsisimiz var. Kısacık kalmaz derelerde doğal olarak bulunan buranın yapısında o bitirip boylandırıp saksılığa aldık. Şuradan bir sohbet alabiliriz ama. Ben burayı da aldım. Var var. Araba sürer gibi drone sürüyor. Havada drone'a. Böyle lavda azıcık.